Değerli misafirler, gayrimenkul sektöründe yeniliklerin öncüsü Dümanka İnşaat'ın tüketicilerin hem finansal hem de yaşam kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirdiği dev planı seçeneklerinin paylaşılacağı toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, sürekli gelişim ve değişim vizyonuyla gayrimenkul sektörünün en çok beğenilen markası Dümanka İnşaat bugün sektörde bir ilke daha imza atıyor. Konu ile ilgili detayları aktarmak üzere sözü Dümanka İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Barış Dümanka'ya aktarıyorum. Evet, değerli basın mensupları, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 2014 yılının son günlerinde sizlerle yeniden bir arada olmak ve Dümanka'ya olarak hayata geçirdiğimiz yenilikleri paylaşmak benim için çok değerli. Bugüne kadar gayrimenkul sektöründe pek çok ilke imza attık. Bugün de yine bir ilke imza atarak hem finansal hem de yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımız ile gayrimenkul sektöründe kuralları yıkarak geleceğimizi şekillendirmeye ve müşterilerimizin hayatlarına daha da değer katmaya hazırlanıyoruz. Bu çalışma ile ilgili detayları birazdan Dümanka İnşaat Genel Müdürü Togan Yazıcıoğlu sizlerle paylaşacak. Ben şirketimizin vizyonundan bahsetmek ve yeni iş yapış modellerimize vurgu yapmak istiyorum. Dümanka'ya da arayışımız hep daha kaliteden, daha yüksek standarttan yana oldu. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bugünün gerçekçiliği ile hep yarını planlayan, kendinden emin ve beklenen sonuçların ötesinde performans sergileyen bir ekip olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptığımız her şey bizim mevcut sonuçlarımızı oluşturdu. Çok hızlı değişen bir pazar var ve bizim de bu pazarda mevcut yerimizden farklı olarak gitmek istediğimiz bir yer var. Dolayısıyla aynı şeyleri yaparak daha farklı bir sonuç almayı beklemeyeceğiz. Kendi işimizi sürekli bir ayna tutacağız. Öz eleştiriden kaçınmayacağız. Eksik ve yanlışlarımızı örtmeye çalışmayacağız. İyi yaptıklarımızdan vazgeçmeyip müşterilerimizin hayatına dokunan alanlarda yenilikçi ve vizyoner çalışmalarla kendimizi ve iş yapış modellerimizi yenileyerek geleceğe yöneleceğiz. Bugün bu yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından birini daha hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle başarılarımıza katkı sağlayan müşterilerimize, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve siz değerli basın mensupları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Barış Dümanka'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de D planı içeriklerini paylaşması için sözü Dümanka İnşaat Genel Müdürü Sayın Togan Yazıcıoğlu'na bırakıyorum. Değerli misafirler, öncelikli olarak ben bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün tekrar bir araya geldik. Genelde inşaatın ana konusu dışında bir takım konuları paylaşma görevi bana düşüyor. Bugün D planı nedir? Bunu sonra birlikte zaten konuşacağız. Arkadaşlarımız detaylı olarak da paylaşacak. Ben ondan önce şunları söylemek istiyorum. Sonuçta ev almak insan hayatındaki en zor kararlardan bir tanesi. Yani bu geçmişte de böyleydi, şu anda da böyle, gelecekte de böyle olacak. Bunun sebebi şu. İnsan hayatı boyunca baktığınızda alabileceğimiz ev sayısı sınırlı. Bu yüzden ev alırken özellikle belki 1000 kere daha fazla düşünmek ihtiyacı içerisindeyiz. Ve ev almak çok zor olduğu için biz inşaat firması olarak sırf insanlara ev vermenin ötesinde onlara bir yaşam sunmayı vaat ediyoruz. Ve yaptığımız tüm çalışmalar bu doğrultuda. 51 yıllık tecrübemize baktığınızda sırf binalar, betondan oluşan daireler yapmıyoruz. İnsan hayatına dokunmayı amaçlayan bir takım ürünleri, bir takım hizmetleri de insan hayatına eklemeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız tek insan hayatına her aşamada, sırf satın alma aşamasında değil, daha sonra evi teslim ettikten sonra sitenin içerisinde yaşadığı alanlarda her yerde dokunmak istiyoruz. Onların her zaman yanında olmak istiyoruz. Yani müşterilerimizle hep iç içe olmak istiyoruz. Bu doğrultuda bir takım şeyler yapmaya çalıştık. Yani sonuçta biraz önce ifade ettim, ürünleri tasarlarken onların her türlü ihtiyaçlarına yönelik cevapları üretirken kalitesiyle ve farklılığıyla bir takım hizmetleri de ürünlerimizle beraber insanların yaşamına sunmaya çalışıyoruz. Bunların tek bir amacı var. İnsanlarla, müşterilerimizle
tüketiciyle duygusal bir bağ kurmak. Yani onlarla yalnızca bir ticari ilişkinin ötesine gidip onların yaşamının içerisine dokunmak, onların hayatına dokunmak. Tek amacımız bu. O yüzden dikkat ederseniz daha önceki lansmanlarımıza baktığınızda hep konut sektöründe ilkleri yapmayı, yapacağımızı ifade ettik. Bunun tek bir amacı vardı. İnsan hayatına dokunmak, onların bir parçası olmak. Ve bu parçayla beraber çok büyük bir dünya yaratmak. Biz buna Dumankaya dünyası diyoruz. O Dumankaya dünyasının içerisinde bir takım farklılıklar var. Mesela örnek olarak söylemek gerekirse, şu anda içinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji gittikçe artmakta. Bizlerin müşterilerimize sunduğu imkanlara baktığınızda yalnızca konutun içerisinde değil, konutun dışında da teknolojiyi insan hayatına sokarak tüketicinin sahip olmak istediği her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Bir nevi onların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda zaten Dumankaya IQ'yu tasarladık. Biliyorsunuz 2 yıldan fazla bir süre önce bunun lansmanını yapmıştık. Dumankaya IQ nedir diye sizlerle paylaşmıştık ama durmadık. Sürekli kendimizi geliştirdik, sürekli IQ'yu geliştirdik. Şu anda cep telefonlarına download edilebilen bir aplikasyon haline getirdik. Onun dışında yine insan hayatına dokunmak anlamında bir takım şeyler yapıyoruz. Pusula şirketimiz var. Pusula genel anlamda site yönetimlerinin dışında verdiği bir takım farklı hizmetlerle insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı bir takım faydalar sunmaya çalışıyor. Asistan hizmetleri bu doğrultuda verilmekte. Yani isterseniz evinizden IQ kanalıyla her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani yalnızca akıllı ev sistemleri olarak ifade etmiyoruz. Onun dışında diyelim Galatasaray maçına mı gitmek istiyorsunuz? Direkt olarak biletinizi sipariş verebiliyorsunuz. Eşinize bir çiçek mi göndermek istiyorsunuz? Bunları yapabiliyorsunuz. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Tekrar tekrar da söylemeye devam edeceğiz. Bunun sebebi sonuçta biraz önce ifade ettiğim sihirli kelimede geçiyor. Biz Dumankaya İnşaat olarak insan yaşamının bir parçası olmak istiyoruz. Onların duygularına hitap etmek istiyoruz. Onların yaşamlarına dokunmak istiyoruz. Onların dünyasının bir parçası olmak istiyoruz. Kendi dünyamızın bir parçası haline müşterilerimizi getirmek istiyoruz. Dizayn destek hizmetlerimiz var. Biliyorsunuz ya mobilyadan beyaz eşyaya kadar, mutfağa kadar, perdeye kadar yani müşterimizin ihtiyacı olacak her şeyi yanlarında bir çözüm ortağı olarak getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir takım şeyleri dizayn ettik. Bugün şu anda bu toplantının amacı zaten Dumankaya dünyası olarak yaratmaya çalıştığımız müşteriyle bizim yarattığı o dünyada bir takım farklılıkları ortaya çıkartmak. Sektörümüzde her zaman bir adım önde olmayı amaçlıyoruz. En itibarlı marka olmak istiyoruz. İnsan yaşamına baktığınızda ev alma aşamasında çeşitli planlar yaparız. A planımız vardır, B planımız vardır, C planımız vardır. Hani bunlara baktığınızda o planlar içerisinde zaman zaman eşiniz rol alabilir, zaman zaman ailemiz rol alabilir, zaman zaman babamız rol alabilir. Ama çeşitli planlar içerisinde her zaman aile fertlerinden birinin yanımızda olmasını isteriz. İşte biz o yarattığımız dünyada, tüketicinin dünyasında aile fertlerinden biri olarak yeni bir plan daha ortaya koymaya çalışıyoruz. İnsan hayatına baktığınızda A planı yürümez deriz, B planı işlemez deriz. Zaten C planı hiç akla gelmez deriz ama Dumankaya dünyasının müşterisine onlarla beraber duygusal bağ kurduğu tüketicisiyle bir D planı var artık. Bu D planının ne olduğunu birazdan pazarlama grup müdürümüz detaylarıyla anlatacak ama ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de şu anda ilk ve tek en geniş kapsamlı güvenceler bütününü tüketicimize sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yarından itibaren lansmanını yapacağız. D planımızın, Dumankaya dünyasının D planının. Kısaca Dumankaya D planı bunlardan oluşmakta. Birazdan zaten detaylarını göstereceğim. Tamamen renkli plan esasında çok büyük alternatif çözümler var. Çeşitli alternatif pratik tüketicinin aklına gelebilecek her türlü soruya cevap verme amacı var. Bu doğrultuda size hazırladığımız kısa bir filmi göstereceğiz. Hemen akabinde pazarlama grup müdürümüz Soner Bey. Soner Bey kendisi detaylı olarak D planını oluşturan kırılımları sizlerle paylaşacak. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Thank you.
Değerli misafirlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk kez sizlere bir basın toplantısında bir ödeme planından, bir satış kampanyasından bahsetmeyeceğiz. Artık biraz önce Togan Bey'in dediği gibi sektörde oyunun kuralları değişiyor. Biz de 51 yıllık geçmişimize dayanarak geliştirdiğimiz yeni planlarla insanların hayatına değer katacak ürün ve hizmetlerle bugün karşınızdayız. Rekabet çok yoğun bir şekilde sektörümüzde devam ediyor. Özellikle son aylarda insanların karşısına çıkan farklı ödeme alternatifleri, satış kampanyaları, inanılmaz vadelere giden imkanlar birçok tüketicinin kafasını karıştırıyor. Bu doğrultuda baktığınız zaman aslında bu ödeme planlarını, bu satış kampanyaları yan yana koyduğunuz zaman biraz da samimiyetsiz bir ortam ortaya çıkabiliyor. Biz bunlardan çok farklı şeyler düşünmeye çalıştık. Uzun süre üzerinde çalıştığımız hizmet ve avantajları birazdan sizlerle paylaşacağım. Dumanka'ya ev alma hayali kuran tüm tüketicileri kurumsal gücünü ve senelerin getirdiği farkını gösterebilecek yüksek oranlı hizmet avantajları dünyasını bugün sizlerle paylaşacak. Bir ev alan, yani birikmiş parasını bir anda harcayan ve üstüne önündeki 5 ila 10 yılı borçlanan bir insan hayatın her zaman istediği gibi gitmeyebileceğini farkında. Beklediğimiz gibi hayat gelişmeyebilir. Dumanka'ya satıştan sonra da müşterisinin yanında olacak. Şimdi de müşterisine ev almayı zevkli bir süreç haline getirmeye çalışan Dumanka'ya güvenceler sunacak. Dumanka'ya sektörde oyunun kurallarını değiştirecek. Ev hayali kuran herkesin kafasındaki endişeleri ortadan kaldıracak çözümler ile ev almayı planlayanlar için Türkiye'de ilk ve en kapsamlı güvenceler bütünü Dumanka'ya dev planını sizlerle paylaşacağım. Nasıl mı? Yeni bir projeye girmek istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz. Peşinat için kaynak ayırmanız, kaynak yaratmanız gerekiyor. Ama bunun için bir imkanınız yok. Elinizdeki tek varlığınız, içinde yaşadığınız eviniz. Bu evi satarak yeni bir eve geçmeniz gerekiyor. Ancak bu evi sattıktan sonra ne yapacaksınız? Yeni projeyi teslim alana kadar kirada kalmanız gibi bir gerçekle karşı karşıya kalacaksınız. Bir Dumanka projesine ev alıyorsunuz, böyle bir sorunuz yok. Neden? Dumanka'da mutlaka bir dev planı vardır. Örneğin eski evinizi getirin, yenisini götürün. Biz müşterilerimize hayallerinden vazgeçmeyeceği bir öneriyle karşılarına çıkacağız. Eski evinizi değerinde biz satın alacağız. Size hayallerinizi kurduğunuz yeni evi vereceğiz. Üstelik en önemlisi de yeni evinizi teslim alana kadar eski evinizde de yaşamaya devam edeceksiniz. Dumanka'nın dev planı, eski evinizi getirin, yeni evinizi alın. Yatırım amacıyla ev almayı düşünüyorsunuz. Ama teslim edilen projelere baktığınız zaman çok büyük bir arz fazlası olduğu aşikar, gözden kaçan bir durum değil. Ve aldığınız evi de kiracı bulmakta zorluk yaşayabileceğinizi şimdiden öngörebiliyorsunuz. Bu konuda da düşünmenize gerek yok. Dumanka'nın bu problem içinde bir dev planı var. Örneğin, kiracı garantisi. Evinizi size teslim ettikten sonra sizin için kiracı bulacağımızı garantiliyoruz. Üstelik kiraya vereceğimiz bedeli teslim alana kadar şimdiden size belirterek bunu garanti altına alıyoruz. Teslimden 3 ay sonra başlayan kira garantisi güvencemiz 12 ay boyunca devam edecektir. Hepimizin bildiği gibi yeni bir konut almak demek yeni maliyetler, ekstra masraflar demek. Biraz önce bahsettiğim yatırım amacıyla bir konut almayı düşünüyorsunuz. Bunu kiraya vermek endişesiyle karşı karşıyasınız. Eğer kiraya veremezseniz karşınızda bir takım aidatlarla ortaya çıkacağını bilincindesiniz. Bunlar da size hem kredi taksitlerinizi öderken hem diğer masraflarınızla birlikte ekstra bir masraf kaynağı olarak karşınıza çıkabilme riski var. Dumanka'ya da böyle bir durum içinde bir dev planı var. Örneğin aidat garantisi. Dumanka'ya kiracı garantisinde olduğu gibi sizlere aidat garantisi de sunuyor. Evinizi teslim aldıktan sonra ilk 3 ay içerisinde halen kiracı bulamadıysanız 3 aydan sonraki 12 ay süresi boyunca kiraya vermeyi biz garanti altına alıyoruz. Aynı zamanda aidatlarınızı da Dumanka'ya ödeyecek. Ev almak istiyoruz. Peşin olarak almamız çok zor. O yüzden kredi kullanmamız gerekiyor. Ama kredi borcu altına girmeye de cesaret edemiyoruz. O kadar yıl boyunca kimsenin işsiz kalmayacağını veya başına herhangi bir şey gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Hayat ne getireceği belli olmaz. Böyle bir risk altına girip giremeyeceğinin endişesiyle ev alıp alamama kararı arasında girip geliyorsunuz. Dumanka'dan ev alırken bu şekilde endişeler duymanıza gerek yok. Çünkü Dumanka'da bunun için de bir dev planı var. Dumanka'ya dev planı örneğin kredi taksidi ödeme yardımı. Bizden ev aldığınızda
Evin teslimine kadar olan sürede yaşanabilecek tatsız olaylara karşı biz sizin yanınızdayız. Sizi düşünerek sizin yerinize önlemler alıyoruz. Evin teslimine kadar olan dönem içerisinde işinizi kaybetmeniz veya başka bir zor durumda kalmanız durumunda 6 ay boyunca kredi taksitleriniz Dumankaya tarafından ödenecektir. Dumankaya'nın buradaki D planı kredi yardımı. Bir ev alma hayaliniz var. Satış ofisine geldiniz. Maket güzel, broşürler güzel. Her şey muhteşem bir şekilde sunulmuş. İnanılmaz ödeme alternatifleri sizi cezbediyor. Bunlara hayır diyemiyorsunuz. Ama kafanızda bir takım endişeler ortaya çıkıyor. Bu endişeler maketten konut aldığınız için ya tamamlandığı zaman proje eğer bu şekilde gerçekleşmezse, istediğiniz ürüne sahip olamazsanız bir takım hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz gibi bir takım endişeler doğabilir kafanızda. Dumankaya'da böyle bir şey olması çok zor ama yine de biz burada sizi düşünerek bir D planı oluşturduk. Buradaki D planımız iade garantisi. Yani evinizi geri alıyoruz. Herhangi bir nedenden dolayı evinizi teslim almadan önce geri iade etme şansınız var. Sorgusuz sualsiz bir şekilde evinizi geri iade alıyoruz. Burada da sizden aldığımız bedel üzerine mevduat faizini koyarak, o günkü mevduat faizini koyarak toplam tutar üzerinden size geri iadeyi yapıyoruz. Dumankaya'dan yeni bir konut projesine girdiğimizi düşünelim. Ancak evde henüz daha teslim almadınız. Hayat devam ediyor. Bir takım sürprizlerle karşılaşıyorsunuz evinizi teslim almakla. Belki ailenizde aranızda bir kişi daha katılıyor veya farklı bir lokasyonda çalışmaya başlıyorsunuz. Hayatınız tamamen değişiyor. Burada da değişen beklentinize göre daha büyük bir yeni eve ihtiyacınız ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda yine bir bizim D planımız var. Burada da ev güncelleme fırsatı sunuyoruz. Yani Dumankaya'dan aldığınız evi o günkü değeriyle geri alıp çok uygun koşullarda yine size Dumankaya projelerinden yeni bir ev veriyoruz. Yani evinizi ihtiyaçlarınıza göre güncelliyoruz. Sizi de maddi olarak sıkıntıya sokmadan, zarara uğratmadan bu imkanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Son olarak da evi teslim aldınız, yaşam başladı. Bir takım sorunlarla karşılaşmaya başladınız. Bu Dumankaya projelerinde böyle bir şey olması mümkün değil ama yine de biz bu noktada da önlemimizi aldık. Dumankaya olarak teknik destek hizmet süremizi bu süre içerisinde 1 yıldan 3 yıla çıkarttık. 3 yıl boyunca ücretsiz garanti kapsamında tüm projelerimiz geçerli olacaktır. Artık Dumankaya projelerinde bu hizmet ve avantajlar bir ürün olarak sunulacak. Nasıl ki biraz önce bahsedildiği dizayn destek, Dumankaya pusula hizmetleri, asistan hizmetleri, Dumankaya IQ, bunlar hayatımıza tek başına bir konut olmak dışında nasıl girdiyse önümüzdeki dönemde de biraz önce sizlerle paylaştığım avantajlar ve hizmetler de Dumankaya projelerinin kaçınılmaz parçaları olacak. Bunlar birer entegre olarak, birer ürün olarak insanlara sunulacak. Ancak sadece bu yıl sonuna kadar biz bu ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize hediye edeceğiz. Bundan sonraki dönemde 2015 yılı da birlikte bu ürün ve hizmetlerimizde müşterilerimiz bedelleri karşılığında sahip olabilecekler. Biz farkımızı bu şekilde ortaya koymayı düşünüyoruz. Oyunun kurallarının değiştiğini farkındayız. Düşünüyoruz ki sadece tek başına bir proje geliştirmenin hayatımızda bir takım şeyler katması dışında sektöre bir yenilik getiremediğinin de farkındayız. Farklı ödeme alternatiflerinde artık bu rekabet ortamı içerisinde ayrışmadığını farkındayız. Biz insanları sadece ev alırken değil bu evleri teslim aldıktan sonraki süreçte de veya öncesinde de ortadan kaldıracak olan, endişelerini ortadan kaldıracak olan çözüm ve hizmetlerle bugün karşınıza çıkmayı uygun bulduk. Sizlere aktaracaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa sözü yönetim kurulumuza bırakıyorum. Biz de buradan yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Bey. Buyurun Sayın Bey. Hayırlı olsun öncelikle. Ben bu eski evini götür, yenisini götür, ters söyledim de. Genelde karıştırdım onları. Burada şeyi merak ediyorum, bu size verilen evleri ne yapacaksınız? Yani kentsel dönüşme mi soyunacaksınız orada yoksa satacak mısınız? Bunu merak ediyorum. Şöyle, bizim zaten Dumankaya Pusula bünyesinde gayrimenkul değerlendirme hizmetleri birimimiz var. Bu birim zaten müşterilerimize hem ev kiralamada hem de evini satmada bir takım yardımcı hizmetlerde bulunuyor. Yine aynı şekilde bizim gayrimenkul değerlendirme hizmetlerimiz bu evleri müşterimiz
kendi evini teslim aldıktan sonra, buradan taşındıktan sonra bunları bir şekilde değerlendirecek, bunları bir şekilde satacak. Buyurun. Şimdi ben bu planı dinlerken aklıma otomotiv sektörü geldi. Yani bir dönem takası kastetmiyorum. Yani bir dönem otomotiv almak insanlar için zor bir süreçti. Herkes kolay kolay otomotiv alamazdı. Daha sonra bu herkesin erişebileceği bir ürün haline geldi. Rekabet arttıkça da artık orada işte bakım, destek, iade, yani benzer aslında garantiler, destekler orada da verilmeye başlandı. Artık Türkiye'de eve ulaşmak geçmişe göre daha aslında kolaylaştı. Bu konut kredileri vesaire falan. Biraz böyle benzeşik bir süreç görüyorum otomotiv sektörüyle. Bu daha ne kadar devam edecek? Buradan biz ev alma süreci daha da kolaylaşacak anlamını çıkartabilir miyiz? Birincisi bu. İkincisi de önümüzdeki dönem, yani yeni yıla kadar bu hizmetler ücretsiz olacak, hediye olacak. Daha sonra bu bir bedel karşılığı alınacak, hizmetler olacak. Aslında konut sektöründe artık ev satmanın dışında farklı farklı ürünlerin birer paket halinde satılacağı bir sürece mi giriyoruz? Bu desteklere ve güvencilerin sektörde yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Evet, aslında eski bir otomotivci olarak ilk sorunuza hemen ben cevap vereyim. Tabii evet, otomotiv sektöründe hakikaten rekabet had safhaya ulaşmış pozisyonda ve işte 40'tan fazla markanın Türkiye'de olduğunu düşünürsek, bunların da hep birlikte aynı müşteriye hitap ettiğini düşünürsek, evet, sektör çok rekabetçi. İnşaat sektörüne geldiğimiz zaman da piyasaya bu kadar çok yeni oyuncunun girdiği, bu kadar çok projenin olduğu bir sektörde tabii kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Kendinizi farklılaştırmak ancak ve ancak rekabette farklı bir şey yapmak da ortaya çıkıyor. Biz de kendimizi farklılaştırmak adına D planı gibi bir planla ortaya çıkarak müşteri nezdinde hem o kafasındaki soru işaretlerini, ev almak bir insanın hayatında oturmak için bir kere veyahut da iki kere ev alır. Yatırımcı haricinde oturmak için. Dolayısıyla çok önemli bir süreç. Bu süreç içerisinde kafasında onlarca, yüzlerce soru olabiliyor. En azından burada biz 5 tanesini, 6 tanesini gidermiş oluyoruz. Dolayısıyla evet, biz bunu aslında Dumankaya Dünyası adı altında bunları konumlandırmıştık. Fakat bu lansman ayında olduğumuz için bunun lansmanını ilk etapta bilabeder müşterilerimize, bizden daire alacaklara hediye ederek yapıyoruz. Bundan sonra aynı otomotivde biliyorsunuz ek garanti var. Ek garanti işte 100 bin kilometreden sonra 3 yıl olan garanti, 2 yıl olan garantiyi 4 yıla, 5 yıla kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunu da bir bedel karşılığı yapıyorsunuz. Bu da bu hizmetler de ileride Dumankaya Dünyası markası adı altında müşterilerimize ilave bir takım bedeller karşılığında satılacaktır. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi gün Emlak Güncel. Hayırlı olsun öncelikle. Şimdi ben izlediğim zaman plan, finans gücüne dayalı bir plan gibi gözüküyor. Çünkü eski evleri aldığınız zaman, yenilerle değiştirdiğiniz zaman bu sefer elinizde ikinci el evler stok olarak duracak. Bu stokları nasıl, hangi kurumla değerlendireceksiniz? Bu çünkü gittikçe birikirse bu sefer proje bazında mı değerlendireceksiniz? Bunu son günlerde bir de farklı firmalar da yapıyor biliyorsunuz. Gidiyorlar projelerden son satılmayanları toplu olarak alıyorlar ve ikinci el oluşuyor. Bu konuda bir değerlendirme rica edeceğim. Şöyle, İstanbul ili içerisinde bütün semtlerde bulunan daireler bu kapsama giriyor. İstanbul dışındakileri değerlendirmiyoruz tabii ki. Fakat buradaki aldığımız daireleri kendi bünyemizde tutacağız bu daireleri. Bunun akabinde eğer ki hani bir stok olarak çok fazla bir rakama geldiği takdirde bununla alakalı çeşitli bir takım finansman tekniklerimiz var. Yurt dışı fonlarımız var. Bu işlere ortak olabilmek isteyen insanlar var yurt dışından yine. Türkiye'de bu işi finans edebileceğimiz kurumlar var, kuruluşlar var. Dolayısıyla hani burada çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu tip alternatiflerle bu sorunu çözeceğiz büyük bir ihtimalle. Zaten kendi hali hazırda taşıyabileceğimiz, kendi bünyemiz, bunu yapacak finansal güç